Herkese kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Derslerimizde işlediğimiz konuların kodlarını Telegram'daki Java Blackboard isimli kanalımızda yayınlıyoruz. Bunun bilgisini de verelim. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kodların veya bu derslerin kendisine faydası dokunacağını bildiğiniz arkadaşınız varsa lütfen ona link gönderin. Yani benim için yorum yazmanızdan ve beğeni yapmanızdan bu daha değerli. İlginize ve dikkatinize teşekkür ediyorum. Dersimize geçelim. Bu derste ne yapacağız? Bu dersimizde arkadaşlar bir tane JTable'ımız var. Bu table aslında boş. Yani kodu çalıştırdığımız zaman boş olarak geliyor. Önceki dersten kalıntıları görüyorsunuz. Onları silelim. Table boş olarak geliyor. Bizim bu table ile ilgili yaptığımız işlemlerimiz sonucunda şurada bir tane formumuz var. Şu formumuz var arkadaşlar. Şu formda girdiğimiz bilgileri biz ekle butonuna bastığımız zaman şuradaki şey olarak bilgi olarak table'a eklendiğini görüyoruz. Yani burada biz table'a satır satır bilgi ekliyoruz. Yaptığımız işlem bu. Kayıt numarası giriyoruz. Personel ismi giriyoruz. Personel soyadı giriyoruz. Personel doğum yılı giriyoruz. Doğum yerini giriyoruz. Ve ekleye tıkladığımız zaman bizim buradaki yaptığımız işlemler table'a aktarılıyor. Şimdi bunun da koduna bir bakış atalım. Kodumuz şöyle. Burada importlarımız var. Importları şöyle kapatalım. Importlarımız var. Her noktadan ulaşım sağlayacağımız işimize yarayan şeyler variable'larımız var. Değişkenlerimiz var. Öncelikle renkleri belirledim ben bu sefer. Frame'in background rengi, ana panelin background rengi, bilgi formu panelinin background rengi, bilgi formu panelinin border kenarlık rengi. Şöyle çalıştırılımında anlatırken. Bu renkleri belirledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu renklerin her biri orada tanımladığımız renkler. Bu renkleri belirledikten sonra frame'imizi oluşturuyoruz. Frame'imizin başlığı var. Bir tane ana panelimiz var. Ana paneli 25'e 25'ten başlattık. Ana panele bir tane bilgi formu paneli, bir tane de scroll pane tablo diye bir şey ekledik. Tablomuzu da oradan o metottan yönetiyoruz. Frame'imize de ana paneli ekledikten sonra işi bitirdik. Şimdi şunu da kapatalım. Bilgi formumuz nasıl? Bilgi formumuz da şöyle. Şuradan açalım tekrar. Şuradaki label'larımızın ve text field'larımızın olduğu yer bilgi formu. Ekle butonuna tıkladığımız zaman, mesela şuraya 1 diyelim. 1 diyelim. Mehmet diyelim. Yıldırım diyelim mesela. Doğum yılı kaç olsun? 1977 olsun. Doğum yeri de Sivas olsun. Ekle butonuna bastığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi eklendi. Şuraya da ben kontrol amaçlı yazdırmıştım. O da kalmış sanırım. O da önemli değil. Mesela tekrar 2 diyelim. Yine bir Mehmet daha olsun. Mehmet. Bu da Şimşek olsun. Yıldırım oldu demek ki. Bunun da doğum yılı 1988 olsun mesela. Sivas'tı. Bu da Samsun olsun. S'lerden gitmiş olalım. Ekle dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de eklendi. Şimdi burada şu renkleri anlattık. Label'ları anlattık. Şu label'ların fontunu ben Ubuntu normal yani regular 15 punto olarak belirledim. Siz canınız istediği fontu burada kullanabilirsiniz. Yani sisteminizde ne varsa. Şunlar şeyler, setbounce'ların infoları. Bunları artık anlatmaya gerek görmüyorum. Hep bütün derslerimizde aynı şeyler zaten. Label'lar ve text field'ları ekliyoruz. Hepsini ekledikten sonra sadece şurada bunu niye böyle yaptık diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son
şeyin butonun şu aşağıda olmasını istedim. Yoksa Y'yi tekrar start'a alırsak, onu da anlatmış olayım. Y'yi tekrar start'a alırsak arkadaşlar, buton bir üst sırada gözükür. Tasarım hoşluğu olmadığını düşündüğüm için yukarıda gözükmesin diye onu aşağıya almış olduk. Ondan sonra butonumuzu da yerleştirdikten sonra gelelim asıl meseleye. Şimdi bu Action Listener'ında yaptığımız bir işlem var. Bütün text field'lardan string olarak bilgileri alıyoruz. Burada işte konsola yazdırdığımız kısım var. Burada dizi olarak alıyoruz bu diziyi. Ve model diye gösterdiğimiz şeye, table'a satır olarak ekliyoruz. Add row dediğimiz zaman eklenmiş oluyor, iş bitti. Yalnız bu modelin her yerden ulaşılabilir olması lazım. Neden? Çünkü modelimiz, yani table'ımız bizim başka bir metodun içinde. Nerede? Burada. Bizim scroll pane döndüren bir tane tablomuz var. Yani o table'ımız işte o. Bunun başlıkları var gördüğünüz gibi. Sonra da bir tane model oluşturmuşuz. Bu default table modelimizden arkadaşlar null virgül sütun başlıkları, sütun isimleri dediğimiz için açılışta bizim table'ımız boş geliyor. Şuradaki null'dan dolayı. Sonra da şuradaki add row dedikçe biz nerede? Add row yeni satır, yani string dizisini ekle dediğimiz için her action listener'a tıklandığında buraya yeni bir satır eklenmiş oluyor modelimize. Şimdi bunu burada nasıl yaptık? Burada söylememiz gereken bir şey var mı? Yok, tamam. Buradan da scroll pane'imiz dönmüş oluyor. Şurada benim söylemek istediğim bir şey vardı. Orayı herhalde... şurası artık arkadaşlar. Şurada bizim panelin kenar çizgisine 2 piksel kalınlık verdik ve bir renk vererekten, bir kalınlık vererekten orada biz onu oluşturduk. Burada diğer kalınlık, kenarlık türleri var şu şekilde kullanılan. Ben bunlarda çok bir fark gözlemleyemedim. Belki benim gözlüklerden dolayı ben göremediğim için olabilir. Şöyle de bir dizayn edilmiş şeyler var. Bunları denemek isterseniz arkadaşlar şunu yorumu alın. Yani şu iki satırı yorumu alıp şu yorumları tek tek kaldırarak kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Kodu tekrar çalıştıracaktım. Açıkmış zaten. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir giriş daha yapalım. Bir Mehmet daha girişi olsun. Ne oldu? Yıldırım Şimşek. Bu da kasırga olsun. Doğum yılı 1974 olsun. Samsun, Sivas. Bu da İstanbul olsun. Evet, eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane kaydımız eklendi. Ha, burada size mesela ödev, şimdi uzun zamandır ödev uzun zamandır ödev vermiyordum size arkadaşlar. Şimdi ben burada şunu da anlatayım. Evet. Formu temizliyoruz arkadaşlar. Burada yeni satır eklendikten sonra bütün bilgiler uçmuş oluyor. Onu da şurada şöyle yapıyoruz. Yani şurada görüntüden çıkmış oluyorlar. Şurası tekrar temiz bir form şeklinde geliyor. Ben burada temiz form varken size ödev veriyorum şu anda arkadaşlar. Ekle butonuna tıkladığım zaman bakın şu konsolda gördüğünüz gibi boşlar geliyor. Yani boş eklemeler yapıyor ama tabii bunu ben şeyde görmüyorum. Şurada göremiyorum. Ama burada mesela ne diyeyim? Dördüncü kaydımı yapayım. Dördüncü kayıt mesela Mehmet olsun. O da işte Yıldırım Şimşek Kasırga'dan sonra Fırtına olsun. Doğum yılı 1973 olsun o da. Doğum yeri de neresi olsun? Mersin olsun. Eklediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu aradaki boşlar, yani şuradaki görmüş olduğunuz boşlar aslında eklenmiş. Şimdi ödeviniz burada boşluk olduğu zaman arkadaşlar burada ekleme yapmayacak. Tamam mı? Onu siz de ödev olarak uğraşın. Ödev olarak çalışın arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu derslik bu kadar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Lütfen bu dersin kendisine faydalı olacağını düşündüğünüz arkadaşınız varsa ona linki gönderin. Bu benim için kafi. Hepinize kolay gelsin diyorum tekrardan. Bir sonraki derste görüşmek üzere.